Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten bire canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Efendim bugün 21 Aralık en uzun gece. En uzun gecede bizlerle birlikte olan hemşerilerimizin bizleri izlerken WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizlere gönderecekleri mesajları bol bol okumaya gayret göstereceğiz. 21 Aralık dünyadaki, Türkiye'deki, ülkemizdeki en uzun gece ve bu uzun gecede bizlere zaman ayıran, bizlerle birlikte olan hemşehrilerimizin Elazığ'la ilgili, programla ilgili böyle hayata dair düşünceleri varsa, o mesajları bizlere gönderirlerse yayınımız boyunca, o mesajları okumaya gayret göstereceğiz efendim. E, tabii e, yavaş yavaş da 2023 yılının da e, sonuna geliyoruz. E, umut ediyoruz ki 2024 yılı. Şurada 9-10 gün falan kaldı 2023 yılının bitmesine. Tabii 2023 yılı hem ilimiz için hem ülkemiz için böyle üzücü olayların yaşandığı bir yıl oldu maalesef. İşte Şubat ayında Maraş merkezli üst üste iki büyük deprem ve onun oluşturmuş olduğu sancılar, olumsuzluklar maalesef halen devam ediyor. Ağır hasarlı binalar şehrimizde halen duruyor işte vatandaşların sıkıntıları, depremzedelerin sıkıntıları devam ediyor ama Aralık ayı sonuna kadar Elazığ'da çok sayıda konutun da teslim edilmesi esasında planlanıyor. Ama tabii tabi tüm sorunlar giderilemedi henüz. 2023 yılı böyle aslında bölgemiz için üzücü bir yıl oldu. Umut ediyoruz ki 2024 yılında çok daha böyle güzel haberlerin olduğu ...sevindirici haberlerin olduğu, bizleri mutlu edecek, şehrimizi için önem arz edecek haberlerin olduğu bir yıl olur temennisinde bulunuyor. İşte bununla birlikte hiç mi böyle güzel haberler olmadı? Oldu tabii. Örneğin işte organize sanayi bölgesinde istihdama yönelik ciddi çalışmalar oluştu. Onlar tabii bizleri mutlu ediyor. Her böyle bir kişinin dahi çalışabileceği yeni işletmeler, yeni kuruluşlar açıldıkça... Bizler mutlu oluyoruz ve o haberleri çok büyük bir heyecanla ekranlarınıza getiriyoruz. Şu i̇şte Fırat Üniversitesi'nin çok ciddi başarıları oldu 2023 yılında yine araştırma üniversiteleri arasında yer almaya hak kazandı ve iki gün önce de Fırat Üniversitesi tarihinin, efendim yaklaşık 50 yıllık bir üniversite yarım asır yarım asırlık bir üniversite tarihinin en önemli, en başarılı sıralaması elde edildi. URAP verilerine göre Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en iyi ilk 10 e, üniversitesi arasında yerleştik ki bu da çok kıymetli esasında. Fırat e, Üniversitesi'nin başarısını, Fırat Üniversitesi'nin e, kalitesini, niteliğini gösteriyor. Gurur duyduk. Yani gurur duymamak elde değil. Türkiye'de 209 üniversite var ve e, bu 209 üniversite arasında siz deprem bölgesinde olmanıza rağmen ee, yani çeşitli olumsuzluklar yaşamanıza rağmen e, burada e, ne yapıyorsunuz efendim? E, Türkiye'nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasına giriyorsunuz ki dün de ifade etmiştik. E, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra e, ilk 10'a giren 4. şehir Elazığ. Ee, yani sanayi bölgesinde olan üniversiteler var, büyük şehirlerde olan üniversiteler var ee, ve bunların tamamını siz e, geride bırakıyorsunuz. Çok kıymetli bir e, derece o yüzden. E, bu noktada e, hakikaten e, göreve başladığı günden bu yana üniversitedeki e, değişim, gelişim e, hissetmemek mümkün değil. E, Fırat Üniversitesi adeta e, kabuklarını kırdı ve kapalı duvarların, çevre duvarların arasından sıyrıldı. Hem ülkemize hem bölgemize hem şehrimize çok faydalı çalışmalar yapmaya başladı ki her geçen yıl bu başarısını artırıyor, gösteriyor, öğrenci sayısını artırıyor. İşte derecelendirme kuruluşlarının açıklamış olduğu sıralamalarda üst sıralara yükseliyor ki tarihinin en önemli başarısını da geçtiğimiz gün elde etti ve URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasına girmeyi başardı efendim. Bunu da aktarmış olalım. Evet efendim 21 Aralık en uzun gecede bugün en uzun gece. Sizlerin de böyle düşünceleriniz, şehirle ilgili yorumlarınız vesaire olursa WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizlere mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Yayınımız boyunca okumaya gayret göstereceğiz. Efendim dilerseniz şöyle günün gelişmelerine de ara ara bakmış olalım. Kırgız Cumhuriyeti'nin halk yazarı, mütefekkir, diplomat ve dünya edebiyatının büyük kalemlerinden biri olan dünyaca ünlü yazar Cengiz Aitmatov'un isminin verildiği park ve eserlerinden oluşan anıt düzenlenen törenle açıldı. Elisi Valiliği ve Elisi Belediye Başkanlığı tarafından Cengiz Aytmatov'un adının verildiği Millet Parkı ve Anıtı'nın açılış töreni gerçekleşti. Elizu Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, Musaoğlu Tölebekim Manas Destanını seslendirmesiyle devam etti. Allah a. Allah a. En azın kadim bir şiir olduğunu Söyleyen Kırgız Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Arslan Kapayoğlu Oğlu Koyçiyev, Cengiz Aytmatov'un eserlerine Türklük ruhunu kattığını söyledi 21. yüzyıl Türk devrinin Türk kökenli insanı halkların bir yüzyılıdır ve bunun en bariz örneği de e, böylesine güzel bir etkinliği e, çok bir, büyük bir delil olarak e, görüyorum. Sebebi Aytmatov Sovyet... Evet. Cengiz Aytmatov her ne kadar Sovyet Birliği'nde hayatını sürdürse de kendi zihninde, kendi eserlerinde e, Türklük şuurunu eserlerinde yansıtmıştır ve bunu da altını çizmek isterim. Heykel Tıraş, Profesör Doktor Zakir Azizov, Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve anıtına destek verenlere teşekkür etti. Bu heykelin oluşunda, buraya yerleşimde büyük desteklerini esirgemeyen valimiz Sayın Ömer Toraman Bey'e teşekkür ederim. Ayrıca böyle güçlü bir iradeyi gösteriyorum. Burayı Cengiz Aytmatov'un parkına dönüştüren bu Cengiz Aytmatov'un ikinci yaşamına katkısını sağlayan dünyada ilk böyle bir parkı açan e, sayın e, belediye başkanımız e, şahin Şerifoğlu'na çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı açılan parkı ismiyle birlikte Türk dünyasına duyuran Elisa yöneticilerine teşekkür etti. Böyle bir hizmeti Elazığ adıyla Türk dünyasına duyuran, bütün dünyaya duyuran sevgili şehrimizin yöneticilerine şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doktor Yakup Ömeroğlu da Cengiz Aytmatov isminin verildiği park ve anıtla Elazığ ve Türkiye'nin Aytmatov dünyasında önemli bir yer kazanacağını kaydetti. Pakistan'ın dostluğu Yeni bir abide kazanıyor. Cengiz Aytmatov için dünyanın pek çok yerinde abideler var. Ama bu eser onların hepsinden çok farklı. Ee, i̇nanıyorum ki bu eserle Elazığ'ımız, bu eserle Türkiye'miz Aytmatov dünyasında mümtaz bir yer kazanacak. Kırgızistan Cumhuriyeti Cengiz Aitmatov Dil ve Edebiyatı Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Abdildajan Akmataliyev de park ve anıtın hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Elazığ Cengiz Aitmatov çok sevdi. İsmiyle, taşıyla, toprağıyla çok sevdi. İnanıyorum ki bundan sonraki faaliyetlerde ve etkinliklerde bir araya geliriz. Emeği geçen bütün e, insanlara ve çalışanlara çok çok şükranlar arz ederim. Çok sağ olun. Türk Soy Genel Sekreteri Sultan Rayev de Aytmatov'un Türklük Edebiyatı'nın temsilcisi olduğunu anımsatarak böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapanlara teşekkür etti. Çıngız Aytmatov, kaynat, edebiyat bu üç temel kavram değişen günümüz dünyasında çok derinli bir anlam ifade etmektir. Çingiz Aitmatov milli bir yazar ve Türklük adabiyatının temsilcisidir. Onun adabiyat dünyası her geçen yıl küresel önüm kazanıyor. Adabiyat her şeyden önce sanat estetikinin türbi ve milletin manevi istinadı. Bu değerler ancak yazarın eserleri veselesiyle beşerin zirvesine yükseldiğinde milli adabiyatın değerinliği derin, ve anlamla daha da genişler. İşte Aytmatov bu makamda adeta yaşıyordu. Aytmatov Kırgız yazarıdır. Aytmatov Türk yazarıdır. Onun kanında, geninde var ruhunda Türklük şuru var. Evet, hepimiz Büyük Ender Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne, sözünü gurula söylememiz lazım. O der ki, ne mutlu Türk'üm diyene. Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev'de Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının hafıza ve hazinesi olduğunu vurgulayarak açılan park ve anıtla Aytmatov isminin sonsuza dek yaşayacağını söyledi büyük yazarımızın adını, anısını sonsuza dek yaşatmak adına yapmış olduğunuz çalışmalarınızı ve katkılarınızı takdir ediyoruz. Cengiz Aytmatov'un Yelazık'ta karşılanma anını hala gün gibi hatırlıyorum. Yelazıklıların Aytmat'a olan sevgisini hissetmemek mümkün değildi. Aynı zamanda Aytmatov'un da gönülde yalazlık büyük bir iz bıraktığı belliydi. Çünkü o zaman yaptığı konuşmalarında böyle ifadeler kullanmıştı. İlazık şehrini de isminden dolayı Türk halkının, Türk milletinin, Türk illerinin manevi azığı olan bir şehir olarak düşünüyorum. Bundan dolayı da bu memleketten, bu topraktan çok büyük insanlar çıkacak diye ümit ediyorum. Yılazığa gelmekle ben Kıvancın Övüncün zirvesine ulaştım, mutluluğun zirvesini yakaladım demişti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cengiz Aytmatov adını Elazığ'da yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Sahip olduğumuz binlerce yıllık kadim kültür ve medeniyet hazinemizi kalemiyle ve kelamıyla işleyen, ulu bir çınar olan Aytmatov'un gölgesinde kardeş Kırgız halkıyla kurduğumuz güçlü gönül köprüleri, ilelebet payidar olacaktır. Sadece Türk dünyasının değil, dünya edebiyatının ve insanlığın ortak değeri olan Cengiz Aytumatov'u doğumunun 95. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Kırgızistan'ın yetiştirdiği önemli heykel tıraşlardan biri olan Profesör Doktor Zakir Azizov'un orijinal bir sanat eseri olan şehrimize armağan ettiği Cengiz Aytmatov anıtının açılışının ...hayırlara vesile olmasını diliyorum. Elazığ varisi Ömer Toroman... ...Cengiz Aytmatov'un Elazığ ziyaretinin... ...Elazığlıların zihninde... ...unutulmaz bir yer bıraktığını kaydetti. Cengiz Aytmatov'un... ...Elazığ ziyareti... ...Elazığlıların... ...hatırasında... ...unutulmaz bir yer bırakmış. Zihninde unutulmaz bir yer bırakmış. Yalnızca Elazığlıların değil... ...bütün Türklerin... ...Türk milletinin... Ee, büyük bir e, içtenlikle benimsediği, okuduğu, sahiplendiği e, Cengiz Aytmatov buradaki etkinliklerde bizlere önemli mesajlar vermiş. Türk dünyasında bilimi, uygarlığı, kültürü geliştirmek için birlik olmamız, birlikte hareket etmemiz ve dayanışma içinde olmamız gerekir. Onun bu rehberliği, bu yol göstericiliği üzerine bugün mutluyuz ki Türk devlet teşkilatları gibi önemli bir müesseseye kavuşmuş bulunuyoruz. Efendim Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Anıtı'nın açılış töreni böyle geçti. Cengiz Aytmatov hakikaten elimiz için, Türk dünyası için bir kere önemli bir şair. 16 yıl önce 15. Hazar Şiir Akşamları'na Elazığ'a gelmiş. Ve o zamanlar Hazar Şiir Akşamları'nın belki de en coşkulu, en heyecanlı yıllarıydı. ...çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir program geçirilmiş. Binlerce vatandaşın katılımıyla Gazi Caddesi'nde şairler yürüyüşü gerçekleştirilmişti. Ve işte 16 yıl sonra geldiği Elazığ'da kendisi adına bir anıt açılışı gerçekleştirildi. Türk dünyası için oldukça önemli bir isim Cengiz Aytmatov artık... Elazığ'da bir anıtı var, parkı var. Parkı zaten vardı esasında Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şimdi parkı millet bahçesine alınmış oldu. Oraya ismi verildi ve anıtı da yine Çağda Kavşağı'na bulunan millet bahçesinde yerleştirildi ve bugün de açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Evet şöyle bir iki mesaj okuyalım. En yakışıklı Gakkoş müdürümsün. En güzeli siz veriyorsunuz. Size teşekkür ederiz değerli Gakkoş başkanım. İzmir'den Elazığ Dernek üyesi Coşkun Kibaroğlu. Cuma'nız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim Coşkun Bey'e. dolusu selamlarımızı gönderelim İzmir'e, İzmir'den bizleri takip eden tüm hemşehrilerimize. Yeni sanayi sitesi ne zaman yapılacak? Sanayide kiralık dükkan yok. olan da fiyatlar çok yüksek demiş izleyicimiz. Evet yani bu yeni sanayi sitesinin esasında bir an önce yapılması gerekiyor. Daha önceki yayınlarımızda da buna defa eten değinmiştik. Yani en daha yakışmıyor yeni sanayi, mevcut sanayi sitesi. Orada işte dükkanların çok eski oluşu vesaire. Artık da belki depremlerden dolayı belki bir kısmı ağır hasarlı da olmuş olabilir. Esnaf da yani artık sığmadıklarını söylüyorlar. Ama geçtiğimiz günlerde bu yeni sanayi sitesiyle ilgili bir açıklama yapılmıştı. İnşallah en kısa süre içerisinde şehrimize kazandırılmış olur diyoruz. Efendim Cengiz Akmatov Millet Parkı ve Cengiz Akmatov Anıtı açılışı için eleza gelen Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rustan Kazakbey'a ve beraberindeki heyet Elazığ Belediye Başkanı Şen Şerifoğulları ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alanı ziyaret etti. Türk dünyasının abide şahsiyeti, Elazığ Fahri Hemşehrilisi Elazığ'dan Elazığ'ı Türk halkının manevi azığı olarak görüyorum diye bahseden Cengiz Aytmatov'u genç nesillere aktarmak amacıyla yapılan Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov anıtının açılış törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazak ve beraberindeki heyet açılış öncesi Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sayın Teşekkür ederiz sayın başkanım. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Daha önce gelmiş miydiniz herhalde, Evet. Değil Evet evet 16 16 yıl önce. 16 yıl önce. Sayın başkanım 15. Hazar şehir akşamlarına bu ünlü yazarımız rahmetli Cengiz Aytmatov'a eşlik etmişti. Evet. 2007 yılında. 2007. 2007 yılında ben o zamanları İstanbul'da başkonsolosluğu görevindeydim. Başkonsolosluktaydım. Eee evet. sayın eee yazarımız Dr. Ahmet Lezin Gazi o zaman Belçika'daydı, Brüksel'de. Evet. Ben lüks'te büyüyürceydim efendim. O zaman Elazığ'a gelmişti, ziyaret etmişti. Eee akşamları çerçevesinde bütün etkinliklere hep birlikte katılmıştık. Ee, burada o kadar güzel bir misafirperverlik bir vardı ve de çok sevgi vardı işte bizim oğlu yazarımızla. Tüm dünyasının hazinesi zaten Cengiz Büyük Büyükelçi Kazakbayevi ağırlayan Başkan Şerifoğulları ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Başkan Şerifoğulları, Büyükelçi Ruslan Kazakbayev ile eleza kazandırdığımız Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Anıtı ile Şehrimize değer katan çalışmalarımızla ilgili güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Büyük Büyükelçi Kazakbayev'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Elizabediye Şeref Defteri'ne imzalayan Büyükelçi Kazakbayev'e Başkan Şerif Oğulları tarafından hediye takdim edildi. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rustan Kazakbayev daha sonra Eliza Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kazakbağev, Eliza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'la bir araya gelerek uzun süre sohbet ederek Esso hakkında bilgi aldı. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbağev, Esso Başkanı İdris Alan'a getirdiği hediyeleri de takdim etti. Eliza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kırgızistan'a iadeyi ziyaret gerçekleştireceklerine ve ikili ticaretlerini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Benim için çok önemli, çok kıymetli oldu odamızla ilgili kendilerine bir verdik. Odamızın tarihiyle hakkında kendisine açıklamalarda bulunduk. Ticaretle ilgili kendilerine bilgi verdik. Zamanları dar olduğu için fazla da Sayın Büyükelçimizi yormak istemiyorum. Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri bizler için çok önemli, çok kıymetli. Bizim Türkiye Odalar Borsaları Birliği'nde yapmış olduğumuz toplantıda Rıfat Sarıcıklıoğlu Beyefendinin bize ifadesi kesinlikle Türkiye Cumhuriyetlerine kardeşlerimizin olduğu ülkelere gidip ticaret yapmasını bize öneriyor önerdiklerinden dolayı bugün de sayın büyükelçimiz odamıza ziyarete geldiler. Kendileri Ankara'daki büyükelçiliklerinin 7/24 emirlerinde oldu, emirlerimizde olduğunu bize ifade etmesi bizi dolayısıyla mutlu ettiler. Biz de sayın büyükelçimize inşallah en kısa zamanda eee 2024 inşallah bize hayırlı gelir. Eee biz heyetle birlikte ticaret ve sanayi odasında iş temsilcileriyle birlikte Kırgızistan'a gideceğimizin sözünü verdik. Eliza'nın Kırgızistan için önem taşıdığını belirten Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de büyükelçilik olarak Eliza Ticaret ve Sanayi Odası'nı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Sayın Başkanım, Kırgızistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Onu özellikle bu heyeti Kırgızistan'da bekliyoruz. Şimdi Kırgızistan ve Elazığ'ın arasında... Ee, kardeş şekillik protokolleri hazırlıyoruz. Yılazık vilayetli menü Kırgızistan'da bazı vilayetlerimizin arasında protokolleri hazırlayacağız. Evet efendim, Kırgız Cumhur Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin Elazığ temasları böyleydi. Öte yandan Elazığ Valiliğini ve Fırat Üniversitesi rektörlüğünü de ziyaret etti Büyükelçi. Efendim, şimdi çok güzel bir haber ekranlarınıza gelecek. Profesör Doktor Yasemin Açık Elazığ'da dokunmadığı mahalle, hatta sokak, hatta köy kalmamış birisi. özellikle yapmış olduğu yatırımlarıyla ee, Elazığ'da bilinen, bölgede bilinen, Türkiye'de bilinen Elazığlıların gönlünde taht kurmuş bir isim. Ee, niye efendim? Çünkü e, hayırda yarışan bir isim esasında ee, Cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör yatırımını ilimize kazandırmasının yapmış e, kazandırmasının yanı sıra e, ilimizde yapmış olduğu e, hayırlarla da e, adından sıkça söz ettiren bir isim. Bazen kendisinin bir desteğini bir köy okulunda görebiliyorsunuz. Bazen bir mahalle muhtarlığında, bazen bir taziye evinde, ve en önemlisi işte cami yapımlarında, inşaatlarında kendisinin yapmış olduğu hayırlı çalışmaları, hayırlı destekleri, bağışları görebiliyorsunuz. Birçok öğrenciye burs sağlayan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yanında yer alan bir isim efendim. Ben sabaha kadar... E, anlatsam devam ederim. Zaten benden iyi e, bunu e, siz de çok iyi biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. E, tüm Elazığlıların gönlünde tat kurmuş, herkesin sevdiği, saydığı bir isim, Profesör Doktor Yasemin Açık Efem. E, kendisi eğitim, sağlık, çevre, sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve kültürel alanlarda dayanışmayı geliştirmeyi, yardımlaşmayı artırmayı ve araştırma faaliyetleri yürütmeyi hedefleyen Yasemin Açık Vakfı kuruldu. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, toplumsal dayanışmayı geliştirip güçlendirmeyi, yardımlaşmayı artırmayı, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedefleyen Yasemin Açık Vakfı kuruldu. Vakfın mütevelli heyeti başkanı ise akademi, iş ve sivil toplum dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Profesör Doktor Yasemin Açık oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Eliza İş Kadınları Derneği Kurucu Başkanlığı, Fırat Sifet Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Konfet Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Kurucu Üye ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Profesör Doktor Yasemin Açık, Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu bölgesine yapılmış en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Sezai Çimento Fabrikası'nın kuruluşuna da öncülük etti. Sezai Açık, Selin Açık ve Cansu Açık'ın mütevelli heyetinde yer aldığı vakfın çalışma alanları, eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve kültürel alanlar olarak belirlendi. Türk dili, kültürü ve sanatı ile kültürel mirasa ilişkin araştırmalar ve etkinlikler yapmayı hedefleyen Yasemin Açık Vakfı, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi de planlıyor. Vakfın mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, kuruluşu Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlanan vakıf bünyesinde Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, toplum içindeki dayanışmayı geliştirip güçlendirmeyi, yardımlaşmayı artırmayı, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Vakfın kuruluş çalışmalarını Cumhuriyetin 100. yılında tamamlamaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan açık bir Cumhuriyet kadını olarak bu vakfı 100. yılımızda kurmaktan hem büyük bir heyecan duyuyorum hem de büyük bir sorumluluk hissediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutacak, değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu vakıf ile Cumhuriyet'in ilk yüzyılının kazanımlarını taşıyarak geleceğe umut olacak bir miras bırakmaya başlıyoruz. Vakfımızın yaratacağı pozitif etkinliklerin gelecek nesillere de ilham olmasını diliyoruz, dedi. Akademik yaşamı ve hali hazırda devam eden iş hayatı boyunca sivil toplum çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Açık, sivil toplum alanında uzun yıllardır hizmet vermekten gurur duyan biri olarak, en büyük hayallerimden birini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Bu vakıfla birlikte toplumumuza fayda sağlayacak çalışmalarımızı insan, yaşam ve gelecek odağında bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız. Bilimi ve eğitimi destekleyen projelerden kadınların hayatın her alanına eşit katılımlarına kadar çözüm üretilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz tüm konularda çalışmalar yapacağız diye konuştu. Evet efendim ilimize yapmış olduğu yatırımları, istihdama sağlamış olduğu katkılarının yanı sıra dezavantajlı grupların sürekli yanında yer alan, özellikle kadın istihdamı, kadın girişimini desteklenmesi noktasında elini taşın altına koyan, STK faaliyetlerinin Elazığ'da yürütülebilmesi için sivil toplum kuruluşu çalışmalarını destekleyen, sponsor olan, e, genç girişimcilerin önüne açan bir isim Profesör Doktor Yasemin Açık ve bir vakfı artık var. O vakıf üzerinden işte tüm bu çalışmalar esasında daha koordineli, daha fazla Elazığ'da vatandaşların imkanı sunulmuş olacak. Efendim konuyla ilgili Elazığlı iş insanı çok sevdiğim çok değer verdiğim abimiz Halis Yıldız'ın bir mesajı var. Diyor ki normal şartlarda vakıf ve dernek işlerini sevmem ve benimsemem. Ancak bugün sabah saatlerinde Elazığ'ın ablası Yasemin ablanın vakfının açıldığını duyunca sevindim. Çünkü biliyorum ki amacına uygun hizmet edecektir. Şehri insanlarına. Allah razı olsun abladan başarılarının devamını diliyorum demiş Halis Yıldız abimiz. Kendisine de kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. İnşallah Yasemin Açık Vakfı ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı hizmetlere imza atacaktır diyor. Ve bir kez daha Profesör Doktor Yasemin Açık'a Elazığ'a olan bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Elazığ'da tarihsel niteliğindeki sikke ve objeler ile ruhsatsız silah ele geçirdi. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 26 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanlı da yakalandı. Elazığ'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 197 adet sikke, 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahsın iş yerine ait deposunda yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 3393 adet farklı boyutlarda fişek, 197 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan kayıp şahıslar büro amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada ise Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 6 ay, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 yıl 1 ay ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı. Ayrıca ANSAY Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı failinin yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar ve şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından muhasebeci ve mali müşavirlere vergi düzenlemeleri kapsamında enflasyon düzeltmesi eğitimi verildi. Elazığ Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TÜRMOP, SÜRGEM ile birlikte vergi düzenlemeleri kapsamında enflasyon düzeltmesi konulu eğitim programı düzenledi. Eğitim programının açılışında konuşan Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cemal Şimşek, yasal düzenlemenin detaylarına dikkat çekti. Son dönem içerisindeki endeks fiyat artışının %100'ün üzerine çıkması ve son hesap döneminde de enflasyonun %10'u aşması durumunda tüm işletmeler bilanço esasına göre kazançlarını tespit eden gelir ve kurumlar vergisi işletmeleri bu enflasyon düzeltmesini yapmaları gerekiyor. Bizim mevzuata göre. Bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi şartı var. Yani hem son 3 hesap döneminin yüzde yüzün üzerinde son dönemin ise yüzde onu aşması durumunda tüm işletmeler mali tablolarını bu enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları gerekiyor. Bu konuda daha önce de e, çoğu meslek arkadaşlarımız belki bilir 2004'te bir karşılaşmıştık. 2004 yılında mesleği yapan arkadaşlarımız bu olayı çok iyi bilmekteler. Dolayısıyla bu yine günde, o günden bugüne ilk olarak aslında 2021'de bu şartlar gerçekleştirildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ertelenerek bugüne gelindi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, mali disiplini bozulan kurumun geleceğinin olmayacağını belirterek bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. Kamu kurumları kadar ticari işletmelerimizin en önemli departmanı muhasebe ve mali servislerdir. Devlet gibi işletmelerin de uzun soluklu olması ve her yıl daha büyümesi iyi bir mali planlama yapma ve bunu hayata geçirmesiyle mümkündür. Mali disiplini bozulan bir müessesenin kurumsal yapısı zarar görmekle kalmaz kapısına kilit vurulur. İyi bir muhasebe kadar yeni çıkan mevzuatları, yönetmelikleri ve işletmenin lehine ve aleyhine olabilecek uygulamaları da yakından takip etmek zorundayız. İşte bu tür eğitimlerle hem bilgilerimizi tazeleme hem de yeni yasal düzenlemeler bilanço hesaplarının hazırlanması ve düzenlenmesi gibi konularla ilgili arkadaşlarımıza yol gösterilecek ve işletmelerimizin menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını sağlamış olacaktır. Açılış konuşmalarının ardından TÜRMOP Sürgem Eğitmeni Sabiha Turgut Genç yasal düzenleme hakkında bilgiler aktardı. Sizlerin de bildiği gibi gündemimiz epey yoğun ilerliyor bir de üzerine enflasyon düzeltmesiyle karşı karşıya kaldık. Aralarda konuştuğumuzda hep ertelenecek mi sorusuyla karşı karşıya kaldığımı söylemek istiyorum. Maalesef ki kanuna aykırı bir durum olur ertelenirse de şu an için bir ertelenme söz konusu değil. Enflasyonu sevmek zorundayız bununla barışmak zorundayız. Evet çok yoğun günler bizi bekliyor olacak. Ee, ama enseyi karartmadan burada size pratik bilgilerle şu an için ne yapabiliriz? 2023 yılında yapmamız gerekenlerle ilgili bilgi veriyor olacağım. İsrail'in Filistin'e olan zulmünü protest etmek amacıyla Üni AK tarafından bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla UNIAK tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Üniak Başkanı Samet Balamir, İnsanlık tarihinde kara leke olarak alınacak olan İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği soykırımı kınıyoruz dedi. İnsanlık tarihinde kara leke olarak alınacak olan İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği soykırımı Elazığ Üniyak olarak kınıyoruz. Bütün üniversiteli arkadaşlarımızla birlikte işgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırılarına karşı yürüyüşümüzü say stop diyerek başlattık. Boykot çalışmalarıyla vicdan sahibi herkesin Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Elazığ Üniyak olarak yaşanan zulmün sona erdirilmesini, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bu saldırıları önlemek için dur demeye davet ediyoruz. Ve daha yüksek bir sesle unutmayın ki Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır diyerek yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz. Kampüs içerisinde düzenlenen ve kütüphane önünde başlayan yürüyüş giriş kapısında son buldu. Öğrenciler tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'i kınadı. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları Eskili Başkanı Raif Çiçek, Ülkücü Hareket Harekatı'nın dava arkadaşlarıyla bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Raif Çiçek, Ülkücü Hareket'ten dava arkadaşlarıyla bir araya geldi. Eski Başkan Çiçek, inançlı, imanlı, ahlaklı, merhum dava arkadaşımız Fethi Erdoğan'ın evine misafir olduk. Palolu, Zamanın Büyük Allah Dostu Şeyh Ali Septi Hazretleri silsilesinden Zamanın Müceddidi Büyük Allah Dostu Kastamonulu Muhammed İhsan Oğuz Efendi'nin 100 yıl önce yazdığı bir eserde, hiçbir Müslüman dini ve milli birliğin bozucu söz ve eylemlerde bulunmamalıdır. Yönetim şekillerinde Cumhuriyet Demokrasi rejimin İslamiyet'e en uygun olandır. Çünkü istişar, liyakat, adalet dinimizde de çok önemlidir. Bu sistemin geliştirilip olgunlaştırılması ve korunması her Müslümanın görevidir. Ülkenin, milletin birlik ve beraberlik, huzur ve sükunun sağlanması için çalışmayı hacdan daha sevaplı görülmüştür, dedi. Efendim, Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal, 2024 yılı TBMM bütçe görüşmelerini değerlendirdi. 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal devam eden bütçe görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Kangal açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin bir sonraki yıla ait yol haritasını belirleyen, devlete ve millete fayda sağlayacak harcamaların belirlendiği ve Meclis'in en önemli çalışmalarından biri olan bütçe kanunu görüşmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kimi zaman sessiz sedasız, kimi zaman da hareketi tartışmalara neden olan bu görüşmelerde hükümetçe ortaya konulan teklifler ülkenin ne duruma geldiğini özetler nitelikte. Bu kapsamda 2024 bütçesi vatandaşlarımıza, iş dünyasına ve yatırımcılara güven vermekten ve ekonomik istikrara katkı bulunmaktan uzaktır. Şu andaki bütçe kanun teklifinin 5. maddesine göre Cumhurbaşkanı bütçeye istediği gibi ödenek ekleyebilmektedir. Yani meclisten ne geçerse geçsin Cumhurbaşkanı tek taraflı iradesiyle istediğini yapabilmektedir. Bütçenin en önemli işlevi ülke kaynaklarını doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara tahsis ederek ülke kalkınmasına, yoksulluğun giderilmesine ve gelirin dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 2024 bütçesine şöyle bir baktığımızda kaynakların vatandaşlara, çalışanlara, emekliye, çiftçiye, yatırımlara tahsis edildiği bütçe değil, kaynakların faize, kamu-özel işbirliği projelerine verilen garantilere İsrafa, şatafata yöneltileceğini ilan eden bir bütçe görüyoruz. Örneğin memur ve emeklilere yıl başında yüklü bir zam yapacağız diyorlar. Peki enflasyonu tek haneye düşürmeden ve fiyat istikrarını sağlamadan enflasyon hedefine göre maaş artışı yapılacağını söylemek çalışanların ve emeklilerin hakkını gasp etmek değil midir? Madem ekonominin büyüdüğünü iddia ediyorlar, o zaman o büyümenin hakkını yani refah payını herkese dağıtsınlar da görelim bakalım dedi. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasının ardından bazı kesimlerin tepkisini çeken Milli Eğitim Bakanı'na sahip çıkan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları linç girişimini reddediyor ve bakanımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz dediler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolü var. Bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor dedi. Tekin'in bu açıklamaları bazı kesimler tarafından eleştirilirken bazı kesimlerde yaptıkları açıklamalarla bakan Tekin'e destek çıktı. Tekin'e bir destek de 73 selamet kuşağı akıncılarından geldi. Yapılan açıklamada kendilerine sanatçı diyen milletimizin değerlerine düşman olan bir grubun Milli Eğitim Bakanımıza karşı başlattığı linç girişimini reddediyor ve bakanımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz açıklanan bildiriyi iki açıdan değerlendirmek mümkündür. Birincisi, sizin cemaat, tarikat dediğiniz bizim STK dediğimiz cümlesidir ki bu cümle ülkemizde her alanda güzel faaliyetler yapan STK'lara halkın değerlerine ve manevi yapımıza düşman olan bir grubun onları yıpratmak için tarikat veya cemaat gözüyle baktıklarını ifade etmektir ki doğru bir tespittir. İkincisi çocuklarımızın daha çıkmasını, terör örgütüne katılmasını engelleyen STK'larla protokol yapmak en tabi bir faaliyet iken bunu laikliğe aykırı görerek bakanımızın görevden alınması gerektiğini söyleyenler milletimizin önem verdiği tarihi ve manevi değerlere düşman olan küçük bir azınlıktır ve bunlar devlet düşmanı terör örgütünü devleti yaşatmak için gayret eden STK'lardan üstün görenlerdir denildi. Efendim son baskıda şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Gün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz efendim. İlk bölümde özellikle Cengiz Aytmatov için Elazığ'da gerçekleştirilen törenleri, programları ekranlarınıza getirmiştik. İkinci bölümde de günün öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün Elazığ'a gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22 Aralık Cuma günü bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelecek. Bakan Göktaş, Elazığ'da ilk protokolü tarafından karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ programı kapsamında Elazığ Valisi Ömer Toroman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alacak. Bakan Göktaş son olarak Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarını da ziyaret ederek Elisa'dan ayrılacak. Efendim Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri Bakım ve Onarım İşyalesi 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri Bakım ve Onarım İşi ihale tarihi belli oldu. Sivrice Gölü'nün korunması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla hayata geçirilen bu tesislerin ekolojik dengesini koruma, tesislerin daha verimli çalışabilmesi ve yüksek hizmet standartlarını sürdürebilmesi için gerekli olan bakım ve onarım işlerinin ihalesi 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada, Erişilmasının çevresel sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacak olan sivilce Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri için önemli bir adım atılıyor. Özellikle sivilce Gölü'nün korunması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla hayata geçirilen bu tesisler, şehrimizin ekolojik dengesini koruma çabalarında merkezi bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda tesislerin daha verimli çalışabilmesi ve yüksek hizmet standartlarını sürdürebilmesi için Gerekli olan bakım ve onarım işlerinin ihalesi 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun denildi. Efendim AK Parti Milletvekili Ejder Açık Kapı, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin yer aldığı komisyon tarafından belirleneceğini, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarında samimi olmadığını söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açık Kapı asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren sendikalarından oluşan komisyonun çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Açık Kapı, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep altına çizdiği bir husus vardır ki işçimizi enflasyona ezdirmeyiz. Asgari ücret belirlenirken bunun ana kriter olacağını bakanımız da vurguladı. Umuyoruz ki asgari ücret işçinin de işverenin de memnun olacağı bir tutar olarak belirlenir. Görüşmelerde her iki taraf da düşünülecektir, dedi. Muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarına da değinen açık kapı, muhalefetin sırtında küfe yok. Popülist açıklamalarla dikkat çekmek istemeleri gayet normal. Muhalefet asgari ücret 150 bin lira olsun da diyebilir. Asgari ücreti belirleyecek olan asgari ücret tespit komisyonudur işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun çalışmalarına ve sürece saygı duymak gerekir. Asgari ücretle ilgili yaptıkları açıklamalarda samimi değiller ifadelerine yer verdi. Tabii efendim merakla bekleniliyor asgari ücret zammı ne kadar olacağı hem işçi tarafından hem işveren tarafından yani netice itibariyle bir zam yapılacak. Yılda bir kez olmak üzere bir zam gerçekleştirilecek. Burada hükümet özellikle hem işveren açısından bakıyor hem işçi çalışan açısından bakıyor. Umut ediyoruz ki her iki tarafı da mutlu edecek bir zam olur. Tabi asgari ücret zamından sonra birçok sektörde birçok ürüne zam gelmesine de artık alıştık. Umut ediyoruz ki böyle bir durumda. Gerçekleşmez. Efe kontrolden çıkan otomobil adeta ortalığı savaş alanına çevirdi. Minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü. Kazanı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise bir traktör alev aldı. Araç kontrolden çıkıp karşı şehirde geçip minibüse çarpıp durdu. Zübeyde Hanım Caddesi'nde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğe kapanan yolun ise araçların kaldırılması sonucu yeniden açılacağı öğrenildi. Öte yandan Mustafa Paşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde park halindeki traktörün motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler traktörde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Efendim, Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kudüs'e vefah programı düzenlendi. Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kudüs'e veda programı düzenlendi. Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Kemal Şener, Kudüs davası hepimizin davasıdır dedi. Kudüs davası hepimizin davasıdır. Buradan Kabe'mizin bulunduğu Mekke'nin Peygamber Efendimizin emaneti olan Medine'nin gözü yaşlı yüreği yaralı şehitleri sebebiyle yaslı olsa da dimdik ayakta duran Kudüs'teki tüm kardeşlerimizi hepimizin adına selamlıyorum. Kudüs davası arkadaşlar İslam davasıdır. Bu konuda hepinizin bir yarış halinde olduğunu biliyoruz. Bu yarıştaki e, yapmış olduğunuz yardımlar için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yarışta e, toplam olarak bir miktar, büyük bir miktar, adınıza yakışır bir miktarda yardımda da toplamışsınız. Onun için de sizinle gurur duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program şiir ile ilahi dinletisi ve tiyatro gösterileriyle devam etti. <laughs> Program hatim duası ile son buldu. Efendim Elazığ'ın da içerisinde yer aldığı 47 ilde eş zamanlı düzenlenen Narko Güç 40 operasyonunda 1 ton 158 kilo uyuşturucu madde 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik... en azında içerisine yer aldığı 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narko Güç 40 operasyonunda... ...1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narko Güç 40 operasyonunda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğine, 376 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını belirterek, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek dedi. Efendim Diyanet Sen, Elazığ Şube Başkanı Yusuf Eker, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin İslam dinine hedef aldığını belirterek Rütük'ün diziyle ilgili gerekli işlemleri başlatması çağrısında bulundu. Bir televizyon kanalının yeni dizisi ilk bölümüyle sert eleştiriler aldı. İslam dinine hedef aldığı ileri sürülen diziyle ilgili Diyanet Sen, Elazığ Şube Başkanı Yusuf Eker yazılı açıklama yaptı. Eker açıklamasında şu ifadeleri yer verdi. İslam düşmanı Fox TV yayınladığı Kızıl Gonca dizisiyle dini inanç ve değerlerimizi yok sayarak provokatif yayınlarına devam ediyor. ABD Avrupa medyasında İslam öncelikle terörizm, uluslararası çatışma, kökten dincilik, kadınlara yönelik baskı ve şiddet gibi konularla şekillendirilerek gündeme gelmektedir. İslamofobi'yi besleyen bu yayının mimarlarından Fox TV'de ülkemizde İslam'ı, Kur'an'ı şiddetle bağdaştırmak istiyor. Neticede bir dizi kurgu olarak düşünülse de anlatılmak istenenin algının bizler farkındayız. Ülkemizde yayın yapan kanal yöneticilerine yayın politikalarını gözden geçirmelerini öneriyor. Müslümanlara karşı hoşnutsuzluk, korku, düşmanlık veya ön yargılarından kurtulmalarını tavsiye ediyoruz. Kimse dinimize, hükümlerine hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden TV kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi ve dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmalarını bekliyor. Rütük'ü Kızıl Gonca dizisiyle ilgili gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz ifadelerine yer verdi. Efendim Fırat Üniversitesi uluslararası öğrenciler arasında tekerle tekerleme yarışması düzenlendi. Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğlenerek Türkçe Öğreniyorum serisinin ilkini tekerleme yarışması etkinliğiyle gerçekleştirdi. Bir varmış, iki yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Düzenlenen etkinliğe Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Soner Özgen, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdulhalim Aydın, Tömer Müdürü Doçent Doktor Süleyman Kaan Yalçın, TÖMER öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan TÖMER müdürü doçent Doktor Süleyman Kağan Yalçın Türkçenin önceliklerine ve TÖMER'lerin stratejik anlamda taşıdığı misyona vurgu yaptı. Fırat Üniversitesi TÖMER olarak e, düzenlemiş olduğumuz e, Eğlenerek Türkçe Öğreniyorum serisinin e, ilk adımı olan tekerleme yarışması programımıza hoş geldiniz. Aslında biz bu etkinlik serimizi e, geçtiğimiz yıllarda başlatmıştık fakat araya giren salgın ve depremden dolayı sekteye uğradı. şimdi inşallah sekteye uğratmadan yine bu tekerleme ilk adımı tekerleme ile attığımız bu seriyi bilmece ve bilgi yarışması, masal anlatıyorum. Bir deyin bir hikaye atalar söylemiş biz de tekrar edelim gibi etki dil öğretimi etkinlikleriyle devam ettirmeyi düşünüyoruz.

şu karşıda bir daha da bakar, daha daha sarkar, kar tar kar 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 daha sarkar. Acaba yoldu sayım saklasak, demi saklasak, yoksa sayım saklamasak, demi saklasak. Ayrıca yarışmanın tüm katılımcılarına katılım belgeleri verildi. Efendim çok keyifli Fırat Üniversitesi'nde yaklaşık Tömer'de, Fırat Üniversitesi Tömer'de yaklaşık 4 ayda Türkçe öğrenmişler ve bir tekerleme e, yarışması gerçekleştirmiş. 80 küsur öğrenciyle başlamış. Finale 14 öğrenci kalmış. E, çok keyifli e, anlar yaşanmış. Hakikaten belki bizlerin bile zor söyleyeceği tekerlemeleri yabancı uyruklu öğrenciler e, böyle söylemeye çalışmışlar. E, esasında Fırat Üniversitesi'nin bir diğer avantajını da yine e, burada da görmüş oluyoruz. E, Fırat Üniversitesi'nde şu anda yaklaşık 2000'in üzerinde e, yabancı uyruklu öğrenci var efendim. E, dünyanın e, 48 farklı ülkesinden 48 civarıydı. 48 farklı ülkesinden gelen 2000'in üzerinde yabancı uyruklu öğrenci Fırat Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Bunlar aynı zamanda biliyorsunuz efendim üniversite öğrencileri birer turizm elçileri de e, oluyorlar. E, şu an Fırat Üniversitesi'nin öğrenci sayısı yaklaşık 45 bin, e, 26 bini yani yarısından fazlası e, il dışından gelen öğrenciler. E, Türkiye'nin tüm şehirlerinden, işte Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Samsun'a, Türkiye'nin tüm şehirlerinden Fırat Üniversitesi'ne öğrenci var. 26 bin öğrenci efendim. İnanılmaz bir rakam esasında. Ve bu öğrenciler Fırat Üniversitesi'nde eğitimlerini gördükleri süreçte aynı zamanda şehrin ekonomisine, tanıtımına, turizmine, sosyal hayatına katkı da sağlıyorlar. O yüzden bu da üniversitenin bize sağlamış olduğu farklı bir nokta. Aslında şehir olarak biz üniversiteye ne kadar çok sahip çıkarsak, ee, şehir olarak üniversiteye kadar çok sahiplenirsek, daha iyi noktalara gelebilmesi için çaba sarf edersek e, neticede eee üniversiteyle birlikte şehir de kazanmış oluyor. Eee Elazığ bir öğrenci şehri olabilmesi için öğrencilere de e, onların Elazığ'ı e, işte çevrelerine gittikleri memleketlerinde kötülememeleri için Öğrencilere de iyi davranmak gerekiyor esasında. İşte ev kiralarından tutun da, işte gidip bir restoranda yemek yediklerinde karşılaştıkları fiyata kadar onları iyi ağırlamamız gerekiyor ki gittikleri yerlerde işte elazı elazı misafir anlatsınlar ve daha çok öğrenci gelsin, şehrimiz daha çok hareketlensin, işte ekonomik girdisi daha fazla olsun. İşte bu 45 bin öğrenci vesaire işte şehre her öğrenci işte 100 lira, 200 lira harcası efem e, günde 1 milyon TL, 1 milyon TL şehirde bir akış sağlıyor öğrenciler. E, yani bu yönden de bir de ekonomik boyutu var. İşte diğer taraftan tanıtım boyutu var. İşte diğer taraftan eğitim boyutu var. Şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok önemli noktada Prat Üniversitesi mezunlarının görev yaptıklarını, çalıştıklarını, ülkemizde çok iyi noktalarda olduklarını e, görüyoruz. Bununla birlikte Fırat Üniversitesi ile de son zamanlarda gurur duyuyoruz. Özellikle dün almış olduğu başarı gerçekten çok kıymetliydi ki sosyal medyada çok da ses getirdi. İl yöneticilerinden tebrik edenler oldu. Vatandaşlar özellikle il dışında yaşayan Elazıllar gururla paylaştılar efendim. Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en saygın araştırma şirketleri tarafından olan URAP ...verilerine göre Türkiye'nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi. O ilk 10 üniversitesi arasında yer alması hakikaten şehrimiz için, bölgemiz için çok önemli, çok kıymetli. İlk 10'da İstanbul, İzmir, Ankara'da yer alan üniversiteler var ve ilk 10'un içerisine girebilen tek şehir... Elazığ efendim. Fırat Üniversitesi sayesinde zaman zaman işte birileri çıkıyor işte Fırat Üniversitesi'ni eleştiriyor. Küçük düşürecek işte programlardaki küçük düşürecek açıklamalarda bulunuyorlar. Dalga geçiyorlar işte örneğin bir programda bir televizyon yayınında olmuştu. bir öğrenci Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden bölümünden mezunum dediğinde bir program sunucusu ona Aa, siz abaküsle mi ders çalışıyorsunuz demişti. İşte o abaküsle ders çalışıyorsunuz düşüncesinde olan zihniyettekilere Fırat Üniversitesi hem TÜBİTAK başarıları hem Teknofest başarıları hem de işte sağlamış olduğu bu akademik sıralamalarla en güzel cevabı esasında vermiş oluyor. Bu başarılarla gurur duymamız gerekiyor. Neticede Fırat Üniversitesi bu şehrin en büyük kurumu. Öğrenci sayısı, akademisyen ve idare personeliyle 50 bin nüfusa sahip bir e, kurumdan bahsediyoruz. Elazığ'ın en büyük ilçesinden bile daha fazla nüfusa sahip olan bir kurum. Bu kuruma hepimizin sahip çıkması gerekiyor. E, dün e, binlerce kişi Fırat Üniversitesi'nin bu başarısıyla ilgili e, paylaşımlar yaptılar. E, paylaşım yapmayanlar gurur duydu sevindi, mutlu oldu. Tabii bir de bir kesim var işte başarılardan mutsuz olan bir kesim. Onlar da diyecek bir şey yok. Dün hatta bir atasözüyle atasözlükle söylemiştik işte Elazığ'da bir söz vardır. Çağırırlarsa gitmeyek çağırmazlarsa küsek gitmeyek. Üniversite başarılı başarısız olduğunda niye başarısız oldu? Başarılı olduğunda da hiç ağızları bıçak açmayan bir kesim var. Bu diğer Elazığ'la ilgili böyle gurur verici öne çıkan gelişmelerde de Aynısı yaşanıyor bu birçok kurumda da. Elazığ'la ilgili birçok mutlu edici vatandaşların gurur duymasını sağlayacak gelişmelerde de bu maalesef oluyor. İlimizde şehrin hakikaten çok iyi noktalara gelmesi için çaba sarf eden, çok iyi noktalara geldiğinde mutlu olan bir kesim var ama bir de bir azınlık kesim var ki onlar da bekliyorlar ki bir yerde bir olumsuzluk olsun. Olumsuzluktan nem alanalım. İşte bu olumsuzluğu gündeme getirelim, olumsuzluk üzerinden e, konuşalım, olumsuzluğu e, verelim ve şehrin moral ve motivasyonunu düşürelim e, düşüncesinde olan bir kesim de var maalesef. E, onlara işte şehrimizin kurumları, sivil toplum kuruluşları vesaire e, sağlamış olduğu başarılı çalışmalarla, projelerle e, esasında cevap vermiş oluyorlar. E, üniversitenin de Türkiye'nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer almasından e, gurur duymayan, sevinmeyen, Mutlu olmayan, haset duygusu içerisinde olan, dedikodu peşinde olan kişilerin de tabii Elazığ sevdası e, düşünülür. E, ne kadar elazığ sevdikleri e, düşünülür efendim diyoruz ve devam ediyoruz. Uzmanlar romatizması olan hastalarda soğuk ve yağış havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabileceğine dikkat çekiyor romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncının değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrılar artabiliyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Karataş, romatizmal hastalıkların özellikle erken tanı ve tedavi edilmediğinde bu hastalıkların ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine hatta ölümle sonlanabileceğini, bu açıdan hastaların erken tanı ve tedavisinin önem arz ettiğini ifade etti. E, tabii kış ayının gelmesiyle özellikle e, soğuk havaların etkisiyle bir takım romatizmal hastalıklar tetiklenebilmekte. E, şimdi biz genel olarak romatizmal hastalıkların ettiği için tam olarak bilmiyoruz. Hatta işte bir takım genetik yatkınlığı olan hastalarda çevresel faktörler işte enfeksiyöz gibi, işte sigara gibi birçok faktör suçlanmakta. Bunları biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda enfeksiyonların tetiklenmesi, bazı romatizma hastalıkları tetiklemekte. Ayrıca reyno fenomeni dediğimiz böyle el parmakları, ayak parmakları, vücudumuzun özellikle burun, kulak gibi uç noktalarında damarların büzüşmesiyle oraya giden kanın azalmasına bağlı dokuda özellikle iskemi dediğimiz bir takım e, komplikasyonlar görülebilmekte. Hatta bu bazen çok ilerleyici olup kangrene kadar gidebilmekte. Doçent Doktor Ahmet Karataş özellikle hastalarda soğuk havalarda, ellerde, ayaklarda beyazlaşma, morarma, kızarıklık gibi bulguları olan hastaların altta yatan herhangi bir romatizmal hastalığın yüksek olacağından dolayı en kısa sürede bu hastaların romatoloji bölümüne başvurmalarının önem arz ettiğini söyledi. E, romatizmal hastalıklar sıklıkla kas eklem tutulumu yapmakta. E, tabii aslında kas eklem dışı e, birçok organı tutabilmekte, sistemik tutumlar yapabilmekte. Özellikle erken tanı ve tedavi edilmediğinde bu hastalıklar ciddi komplikasyonlara yol açabilmekte. Hatta ölümle sonuçlanabilmekte. Bu açıdan bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi çok önemli. Ee, özellikle hastalarımızdan e, böyle soğuk havalarda ellerde, parmaklarda e, beyazlaşma, morarma, kızarıklık gibi bulguları olan hastaların e, altta yatan bir romatizmal hastalığı olabilme ihtimali yüksek. Bu açıdan en kısa sürede bu hastaların e, romatoloji bölümüne başvurmaları e, önem arz etmek. Evet efendim bir canlı yayın konuğumuz var. Fırat Üniversitesi e, İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yakup Yazar bizlerle birlikte. Hem Fırat Üniversitesi'ni konuşmuş olacağız bir de öğrenci gözüyle bakalım efendim Fırat Üniversitesi'ni hem de İletişim Fakültesi'ni konuşmuş olacağız. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk e, Tanıyabilir miyiz seni? Adım Yakup, e, Yakup Yazar. E, İletişim Fakültesi'nde radyo Televizyon sinema bölümünün 4. sınıfında okuyorum. Eee... Ve Elazığ'lıyım. Hı hı. Ee, ve, i̇letişim Fakültesi çok e, önemli ve özel bir bölüm evet, esasında öyle değil mi? Evet aslında İletişim Fakültesi çok önemli bir bölüm ve Elazığ'da gayet Kanal Fırat olsun, Kanal 23 olsun bunlar dahilinde e, çok avantajlı bir yer aslında Elazığ. Ve e, gerçekten Fırat Üniversitesi olmak üzere hem hocalar olsun hem rektörler olsun bunlar bize çok yardımcı oluyorlar. ...hocalarımızdan ve sizlerden gerçekten yardım alabiliyoruz bunlardan dolayı. Gerçekten teşekkür ederiz yani bunun için. Şimdi dün Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en iyi ilk 10 üniversitesi evet. arasında Hı -hı. yer aldı. Ve bu da şehirde büyük bir heyecanla, mutlulukla karşılandı. Tabii. Öğrenciler bu tür başarıları nasıl değerlendiriyorlar, nasıl yorumluyorlar, nasıl gözlemliyorlar? Aslında dışarıda gözden bakılınca fazla öyle bir şey gözükmemiş gibi gözüküyor mesela ama içine girince veya üniversiteye gerçekten gelen öğrenciler böyle bir üniversite olduğunu asla tahmin edemiyorlar. Çok bölüme sahip, yeni yeni yerler, daha doğrusu her aktiviteye dahil olmaya çalışan öğrenciler, bunu dahil etmeye çalışan rektörler sağ olsun, hocalar sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar ve gerçekten çok büyük bir üniversiteye sahibiz ve ilk ona girmemiz de biz öğrenci olarak, Elazığlılar olarak bizi çok mutlu ediyor. Hı hmm. hı. Nasıl, öğrenciler arasında nasıl karşılandı bu durum mesela? Öğrenciler arasında size şunu söyleyeyim hiç beklenmedik aslında yani aslında bekleniyordu ilk yani Ankara olsun İzmir olsun İstanbul olsun bunların arasına girmek çok büyük bir başarı istiyor demek ki Elazığ bu başarıyı sağlayabilecek bir kapasiteye sahipmiş ki ve bunu buraya getirmeye faktör büyük bir faktör oldu yani hocalarımız olsun rektörlerimiz olsun Elazığ Belediyesi olsun Fırat Üniversitesi gerçekten çok büyük bir 50 bin kişi dediğiniz gibi 50 bin kişiye sahip bir e, büyük bir kurum. E, kurum. Sağ olsunlar gerçekten canla başla mücadele ediyorlar, yapmaya çalışıyor, öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu da gerçekten çok avantajlı bir durum bence evet. bizim için yani. Sorunlarınız, sıkıntılarınız olabiliyor mu üniversitede? Sorunlarımız, sıkıntılarımız oluyor ama sorun ve sıkıntılarımıza çok hızlı şekilde bir e, cevap alıyoruz. Yani kimse cevapsız bırakmıyor bizi. E, Rektörümüze sosyal medyadan hemen ulaşabiliyoruz ya da bir sıkıntımız falan bir şey olduğu zaman söylediğimiz zaman geriye iletişim alabiliyoruz. Bunlar çok güzel şeyler bence yani. Hı hı. İletişim fakültesi nasıl gidiyor peki? İletişim, i̇letişim fakültesi yapıyorsunuz? Gerçekten hocalarımız sağ olsun, e, rektör, şey, dekanımız sağ olsun gerçekten çok yardımcı oluyorlar bu konu hakkında. Ve e, iletişim fakültesi bazı diğer fakültelere nazaran çok güzel bir fakülte sadece ulaşım konusu biraz sıkıntılı olabilir. Yani gayet normal olabilir. Her üniversitede olduğu gibi. Ve bunun yanı sıra gerçekten de çok beğenilen ve göründüğü gibi olmayan bir üniversiteye benziyor. Ya öyle zaten. Hı hı. Fakültede geçtiğimiz günlerde bir iletişim müzesinin de açılışı gerçekleştirdi. Hı hı. Gezdiniz mi? Nasıldı? Gezdik. Çok çok beğendik. Aşırı şekilde beklenmedik şeyler vardı içerisinde. Sonrasında Recep hocamız sağ olsun çok şey Recep Bağcı Hoca. Recep, Recep olsun. Bağcı Hoca'nın sağ selamlarımı, selamlarımı, selamlarımı söylüyorum tekrardan. O sağ olsun, Feridun Hoca'mız sağ olsun, Yunus Namaz Hoca'mız sağ olsun. Bunlar hepsi gerçekten emeklerini, her şeyini oraya koyaraktan güzel bir sergi oluşturmuşlar ve çok güzel. Yani gerçekten beklenmedik, yıllarca süren bir birikim orada görebiliyoruz yani onları. Eski kameralar vesaire falan var değil Eski mi Eski kameralar, projeksiyonlar, her kameralardan ziyade e, fotoğraf fotoğraflar falan. var. O fotoğraf fotoğraf makineleri var. Gibi. Yani çok güzel şeyler vardı orada. Hı hı. Öğrenci de tabii mutlu oluyor bunların içerisinde. Yani tabii olunca. evet. Bunu görünce... 50 yıl önce, 60 yıl önce hı hı. belki de kullanılan cihazların olduğunu görmek teknolojinin de nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hı hı. Evet bence de öyle gözüküyor. Ki e, bence Fırat Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi çok ileri seviyeye ilerleyecek gibi gözüküyor. Bu senelerde böyle olmasa bile ilerleyen zamanlarda kendine kat kat üstüne ataraktan devam etmeyi planlıyor yani. Hı hı. Peki şimdi tabii sen elazılıdısın ama hı hı. E, yani sınıfında da çevrende de mutlaka il dışından gelen elazılı olmayan e, öğrenciler vardır. İşte Fırat Üniversitesi'ne eğitim almak için il dışından e, elazığa gelen öğrenciler. E, bunlar Elazığ'la ilgili neler düşünüyorlar peki? Yani Elazığ'la ilgili öğrencinin düşünceleri neler? Elazığa gelmeden önce ilk önce e, şey bir ön yargı oluyor. Ön yargı oluşmasının nedenlerinden bir tanesi de bazı programlarda bazı dediğiniz gibi e, şaka programları ve onlarda bunlarda. ...birazcık e, küçümseyici durumlara düşürmeye çalışıyorlar. Ama Elazığ ilk 10'a girdiğine göre demek ki bir şeyler yapabiliyor. Ve bu bir şeyler yaptığında bir kanıtı ilk 10'a girmesini. Öğrenciler ilk geldikleri zaman... E, ...pek üniversiteyi beğenmedikleri gibi gözüküyor. Ama geldikleri zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü üniversitenin gerçekten kapasitesi çok yükseklerde. Beklenenin çok üstünde oluyor. Ve bunu görünce öğrenciler de gerçekten... E, ...doğru bir tercih yaptıklarını düşünüyorlar. Yani böyle devam ediyorlar. İyi ki gelmişim falan diyebiliyorlar yani bunun içinde. Elazığ'da seviyorlar mı peki? Yani üniversiteye geliyorlar dediniz ya mesela. Elazığ'ı bence çok seviyorlar. Çünkü esnaflar, esnaflar gerçekten dediğiniz gibi öğrencilere yardım oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Öğrencinin buraya gelmesi, burayı beğenmesi ve il dışına tanıtması, kendi iline gidip söylemesi buraya yine öğrenci getirecek. Bu da gerçekten hem ekonomik olarak hem de tanıtım olarak çok iyi bir faktör bence bunlar da. Yani en azından memnun öğrenciler. En azından memnunlar yani. Tabii bu memnuniyeti daha da artırabiliriz tabii. Ya yani. umarım Öyle inşallah hep böyle devam eder. Çünkü gerçekten Elazığ kat kat üstüne koyup da gidebilecek bir ilimiz. E, deprem bölgesinde olmasına rağmen ilk ona girebilmesi gerçekten çok büyük bir faktör. ...ve bunu devam ettireceğine inanıyorum yani. Hı hı. E, derslerde neler yapıyorsunuz peki... için fakültesinde? Uygulama derslerde, dersleri falan oluyor mu? Uygulama derslerimiz oluyor. Ee, sağ olsun Kanal Fırat bu durumda... ...çok yardımcı oluyor. Ee, sonra Feridun hocamız olsun... ...Yunus Namaz hocasın, Recep Bağcı olsun... ...bu hocalarımız gerçekten... ...bize yardımcı oluyor. Bir derdimiz, bir sıkıntımız... ...olduğu zaman, herhangi bir bir ekipman ihtiyacımız... ...olduğu zaman... ...bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Mustafa hocamız sağ olsun... ...onlar da böyle bir sıkıntımız olduğu zaman herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman hemen direkt bize yanıt veriyorlar yani. Bir şey o ihtiyacı o zaman gelebilirsiniz diye. Biz de bunun gönül rahatlığıyla e, çok özgürce bir gerçekten e, yani nasıl diyeyim size bu sektör özgürlük gerektiren bir sektör ve gerçekten bu sektörü de devam ettirmemek için bize yardım etmeleri lazım ve gerçekten çok iyi yardım ediyorlar bu konu hakkında bize. Hocalar yani kendi alanlarında evet. oldukça iyi diyorsunuz yani iletişim fakültesinde. Hı hı. Öğrenciler de memnun. Öğrenciler de gerçekten memnunlar yani. Uygulamanın içerisindesiniz birebir. Evet. Aslında az önce şey söylemesi işte Elazığ'daki televizyonlardan bahsettin aslında Elazığ'ın yerel medya açısından çok güçlü bir şehir hı hı. olması iletişim fakültesinde okuyan öğrencilerin de işine gelmiş oluyor değil mi? Yani uygulama evet. alanlarını birebir gidip geziyorlar görebiliyorlar. Ya birebir bize gösteriyorlar, kamera çekimleri olsun, drone çekimleri olsun, bunları gösterebiliyorlar. Herhangi bir şekilde aktivite olduğu zaman bazı öğrencileri yönlendiriyorlar. Belgesel çekmek için e, mesela ekipman ihtiyacımız zaman söylediğimiz zaman direkt verebiliyorlar. Ya da bize nasıl yapılacağını öğretiyorlar. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bazı hocalar oluyor, sadece slaytla falan öğretme çabasına giriyorlar ama bazılarda gerçekten hani bizim fakülte ve gerçekten iletişim fakültesi olmak üzere. Çok iyi yerlerde ve hocalar gerçekten öğrencilere çok iyi yardım ediyorlar bu konu hmm. hakkında. Peki e, Fırat Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen hı hı. E, öğrenci adaylarına e, ne tür tavsiyelerde bulunursun? Son olarak bu tavsiyelerini de öğrenmiş olalım. E, refah Felsinler seviyesi mi? gerçekten Elazığ'ın bence yani, çok iyi. Üniversite olarak da çok iyi. Çünkü ulaşımda gerçekten bir sıkıntı yaşanmıyor. E, Ekonomik olarak öğrenciler için en önemli faktörlerden bir tanesi, il dışına giden öğrenciler. Hı hı. Bunlar ekonomiktir, ekonomik gerçekten Elazığ'da da ekonomik olarak çok yardımcı, yani çok yardım ediyor bu konuda. Ve aktivite olarak aktivitelerimiz güzel şekilde devam ediyor. Bunlar e, öğrencilere söylediğim şey, geldikleri zaman pişman olmayacaklarını anlayacaklar. Çünkü ilk ona giren bir üniversite asla kimseye geldiği zaman kötü bir geri cevap vermez. Kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ederiz ben Yakup. Teşekkür Sana da başarılar diliyoruz. İnşallah eğitim hayatını aynı şekilde büyük bir başarıyla tamamlamış olursun. Teşekkürler. Evet efendim iletişim Fakültesi öğrencisi. Yakup Yazar, bizlerle birlikte oldu Kısa bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. E, İletişim Fakültesi ve Fırat Üniversitesi ile ilgili. Onlar da diyorlar ki biz de öğrenciler olarak çok memnunuz. Özellikle Fırat Üniversitesi'nin e, bu tür başarıları biz öğrencileri de e, mutlu ediyor diyor. E, arkadaşımız kendisine e, çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle e, canlı yayınımızın da e, sonuna gelmiş oluyoruz efendim. E, günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün, cuma gecesinde de saatler... 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.